У него тоже зайцы? Зайцы? Афьонов койлю. Афьон аппы. Кысып, кысып бойын бу. Афьонов кышы бу. ...2018'de başladık yarışma yapmaya. 400 küsur hayvanla başladık. Daha sonra ikinci yarışma 400'ün 500'e yakın oldu. Daha sonra 600'e yakın. Ankara'da yaptık 1200 hayvanla. Afyon'da yaptık 1500 hayvanla. Ve süs tavuğunda da gerçekten de çok iyi yere gidiyoruz yani. Avrupa'da gelen hakemler bunları görüyorlar. Türkiye'de ne kadar iyi hayvan, ne kadar iyi üretici. Bir de Türkiye'de şöyle bir avantaj var. Türkiye'deki üreticilerin hepsi genç yani. Avrupa'da bu kadar genç üretici yok. Ama bizde çok genç üretici var. Bu gayet de iyi bir sonuç Türkiye için. Ve gittikçe genç üreticiler artıyor. Bayan üreticilerimiz var aramızda özellikle. Yani Türkiye çapında bu hobiye baktığın zaman gerçekten çok ciddi bir hobi. Ciddi de süs tavuğu var Türkiye'de yani. Yani bilmiyorum ama belki 1-1,5 milyon tavuk neredeyse de üretici olarak yani bu kadar üreticilerin eline toplasa çıkar yani diye düşünüyorum. Bu hayvanları biz bir sene boyunca yetiştiriyoruz. Ondan sonra bir sene sonra buraya yarışmaya getiriyoruz. Yarışmada burada en güzelini seçiyoruz. Grand şampiyonumuz var, salon şampiyonumuz horoz var, salon şampiyonu tavuk var, salon şampiyonu koleksiyonlar oluyor. Mesela işte 3 tavuk bir horoz veya 2 horoz 2 tavuk veya 3 horoz bir tavuk bir şeklinde. Ve bunlara biz kupa ödüllendiriyoruz. Ve bu kupa ödüllendikten sonra mesela üreticiler birbirine daha çok kızışıyor, daha çok hırslanıyorlar. Seneye ben de şampiyon olacağım deyip seneye bu sene 5 hayvana katılırsa seneye 15 hayvana katılmaya çalışıyor. Ama kaliteli hayvan üretmeye çalışıyor ve birçok da gencimiz başarıyor. Şöyle söyleyeyim, her hayvan kendine göre bir değeri vardır. Her hayvanın da bir üreticisi vardır, fiyatını kendi belirler. Sen işine gelirse alırsın, işine gelmezse almasın. Ama bir hayvan şampiyon olmuş, tabii ki değeri artacak bu hayvanın. Yumurtası atıyorum 10 liraya satarsa 20 lira olacak yumurtası veya 50 lira olacak yumurtası. Değeri artıyor.